Venom'un başarısının ardından Spider-Man'in düşmanlarının anlatıldığı bir sinematik evren yapmaya kalkışan Sony, çok yakında bir Kraven the Hunter filmi izleyeceğimizi haberini vermişti. Şu anlık bu film hakkında bildiğimiz her şey en az Kraven'ın kendisi hakkında bildiklerimiz kadar sınırlı. Yönetmenimizin Triple Frontier filmini de yöneten G.C. Chandler olduğunu yeni öğrendik mesela. Film hakkında yavaş yavaş bilgi sahibi oluruz elbet. Gelin biz bugün odamıza karakterin kendisini alalım. Kraven the Hunter deyip de geçmeyin, kendisi önemli ve tartışmalı bir isim. Biz de bu filmi çıkmadan bu kötü adamı sizlere bir güzel anlatalım istedik. Bazı kötü karakterler vardır, yaptıkları işte öylesine iyilerdir ki tek bir kahkahalarıyla ruhumuzun çekildiğini hissederiz. Öte yandan bazı kötü karakterler de vardır ki onlar kötü olmakta bile kötülerdir. Kraven the Hunter konusunda bu iki yorumdan da bol bol mevcut. Hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu sizlere, değerli çizgi roman okurlarına ve geek yapar takipçilerine kalmış diyoruz. Kraven the Hunter'ın acı dolu hayat hikayesini anlatmak için kolları sıvıyoruz. Asıl ismi Sergei Kravinov olan Kraven the Hunter, Şubat devrimi zamanında Rusya'da aristokrat bir ailenin oğlu olarak doğmuştur. Çar 2. Nikolas'ın saltanatı bittikten sonra sosyal statüsünü kaybeden Sergei, ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçar. Bir süre sonra Kenya'da yaptığı bir iş esnasında avcılığa yeteneği olduğunu keşfeder, hatta bu konuda öylesine yeteneklidir ki bir noktadan sonra yalnızca çıplak ellerini kullanarak avlanmaya başlar. Kendini geliştirmek için Gregor isminde bir paralı askerden de avcılık dersleri almaktadır. En başından beri zaten yetenekli ve güçlü birisi olan Kraven the Hunter, bir orman cadısı olan ve bir noktada sevgilisi olan Kalimso'nun yapmış olduğu iksiri içtikten sonra insanüstü güç ve reflekslere sahip olur. Böylece hayatta yeni bir amacı olmuştur. Kaybettiği aristokrat statüsünün yerindeki boşluğu, bu yetersizlik hissini dünyanın en iyi avcısı olarak doldurmak isteyecektir. Dünyanın en iyi avcısı olacaksanız bir şekilde kendinizi kanıtlamanız gerekir, değil mi? İşte bu noktada da üvey kardeşi The Chameleon'dan duyduğu Spider-Man'i kendisine düşman edinir. Bu düşmanlık öylesine büyük bir noktaya gelir ki artık ona tek başına saldırmaz. Sinister Six olarak bildiğimiz Kötü Adamlar Birliği'ni kurar. Ayrıca kendisini ilk defa 1964 yılında yayınlanan The Amazing Spider-Man çizgi roman serisinin 15. sayısında süper kötü olarak görmüş olsak da zamanında kendisinin Squirrel Girl ile birlikte çalışan bir anti-hero gibi de resmedildiği olmuştur. Kraven the Hunter'dan bahsediyorsak eğer, G.M. DeMatteis'in yazdığı ve Mike Zeck'in çizdiği 6 sayılı Kraven's Last Hunt çizgi romanından da bahsetmek zorundayız. Zira bu çizgi roman, Kraven'ın bir kötü adam olarak ciddiye alınmasını sağlayan efsane eserlerden birisi. Kraven's Last Hunt çizgi romanında baş kötümüz olan Kraven, adeta ne kadar acımasız bir avcı ve karanlık bir kötü olduğunu ispatlıyor. Bu çizgi romanda Kraven'ı bir noktada Spider-Man'i diri diri toprağa gömerken görüyoruz. Bir noktada onun kılığına girip şehirde terör estirirken, bir noktada da Peter'ı zehirlerken izliyoruz. Spider-Man diri diri gömüldüğü mezarı kazıyarak dışarı çıkıp adeta bir yeniden doğuş yaşayıp sevdiceği MJ'ye gittiğinde kalbimiz burkulur, Kraven'a karşı derin bir nefret hissedersiniz. Öte yandan Kraven'ın yaptığı bu korkunç şeylerin sebebinin pür kötülükten ziyade kendisine ve dünyaya olan kızgınlığının bir şekilde dışa vurumu olduğunu fark ettirir. Kraven'ın düşündüğünüz kadar sığ bir karakter olmadığını anlarsınız. Bu da yazarımız DeMatteis'in başarısı. Kraven olabildiğince karanlık ve korkunç bir kötü elbette, fakat bir de Spider-Man'in gereğinden fazla küçümsediği için onun başarısız bir kötü adam olduğunu söyleyenler var. Tabii ki iyiler her zaman kazanır, fakat Kraven'ın güçlerinin ve motivasyonunun Spider-Man'i yakalamaya yetmemesi onu eleştiri oklarının hedefi yapıyor. Öyle ya da böyle kendisini beyaz perdede izleyeceğimiz için çok heyecanlıyız. Hele bir de Sony cesaret eder de bu filmi allayıp pullamaz, onun yerine karanlık bir atmosfer içerisinde sunarsa değmeyin keyfimize. Kimdir serimizin bu bölümünde de bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda hangi kahramanı görmek istediğinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın dostlar, görüşmek üzere.